Hani dışarıdan bakan acaba nasıl görüyor diye sormak lazım. Çünkü biz çok alıştık galiba. 7-24 şiddet yaşıyoruz. Ve bu şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet ve açık şiddet olarak sürüyor ve dünyanın gözünün önünde ve kameraların gözünün önünde sürüyor bu şiddet. İktidar güçleri tarafından 7-24 ağır mobbing altındayız. Bir kere bu şekilde yaşamak ancak bizim gibi herhalde dirençli bir ülke insanına mahsustur diye düşünüyorum. Çünkü dünya yani Avrupa'nın herhangi gelişmiş demokratik ülkesinde bizim günü bir 24 saat içinde onlarca yaşadığımız travmatik olayın birini yaşasalar herhalde birkaç yıl sürer onu gündemde tutmaları. Bizde çok hızlı geçiyor ve yetişemiyoruz. Öyle bir atmosferde hayatta kalmaya ve ilkeli ve namuslu kalmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da hem açlıkla hem yoksullukla hem de hukuksuzlukla karşı karşıyayız ve bunların hepsiyle birden mücadele etmeye çalışıyoruz. Mesela hala tereddütlerimiz var değil mi? Bu iktidar bu seçimde gider mi? Bu seçim olur mu? Bu seçim sağlıklı sonuçlanır mı? Niye? Çünkü muhalefet hala demokrasi, hukuk ve özgürlükler ve uluslararası evrensel insan hakları konusunda uzlaşamıyor ki. Oysa bizim ilk uzlaşmamız gereken şeyler bunlar. Bunda uzlaşabilsek, burada çifte standarttan vazgeçebilsek, çoktan rahatlıkla bu iktidar 20 seneyi bulmadan giderdi. Hala aynı hastalıkla uğraşıyoruz bu toplumdaki. İktidar etrafında odaklanmış, bir avuç azınlıkla birlikte iktidarını sonsuza kadar sürdürmek. Hedef bu. Dolayısıyla seçimlere doğru bu hedefi sağlama alabilmek için medyayı da, muhalefet milletvekillerinde yani ses getirecek, yazıp çizerek ya da konuşarak kamuoyunu etkileyecek bütün unsurları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şimdi tek adam rejiminin aslında tek adam rejimi değil. Yani bir ittifak ortağı var MHP gibi. MHP ile birlikte şimdiye kadar kurdukları rant düzenini sonuna kadar zorbalıkla, hukuk dışı yasalarla, gayrimeşru yollarla iktidarda tutmaya çalışıyorlar, iktidarı sürdürmeye çalışıyorlar. Neden ne? Çünkü buradan sadece güç elinde tutmuyor. Aynı zamanda saray etrafında odaklanmış bir avuç bu kurdukları tek adam rejiminin rantını, karını yiyen bir grup da var. Sadece küçük bir azınlığın çıkarları burada söz konusu olan. Bütün halkı yani kalan %95'ini ülkede yaşayanların yoksullaştırma pahasına bu yapılıyor. Ve şunu biliyorlar, bu yoksulluğun nasıl tepkilere yol açabileceğini. Önümüzdeki günlerde seçimlerde bunun en azından fiilen bir bu baskı rejiminden dolayı açık alan protestolarına dönüşmese bile sandıkta vereceği sonucu gayet iyi bildikleri için şimdiden kamuoyunu etkileyecek bütün olguları bertaraf etmeye çalışıyorlar, bütün unsurları. Dolayısıyla seçime giderken dikensiz gül bahçesi yaratacaklar. Doğruyu yazan, gerçeği yazan, işte TÜİK'in karşısında ENAG gibi gerçek verileri açıklayan bilim insanlarından gazetecilere herkesi susturarak kendi medya kanallarıyla ki %95'ini tutuyorlar artık medyanın, saray merkezli bir medyayla
istedikleri gibi yönlendirmeye çalışacaklar. O yüzden daha ağır koşullar gelecek önümüzdeki günlerde seçime kadar. Çok zor bir süreç yaşayacağız ve ben bunun sadece çıkarılan yasalarla polis ve yargı sopasıyla olacağını da düşünmüyorum. Muhtemelen başka BC falan planları da vardır. Çünkü şimdi düşünün, Kürt halkının oylarıyla, hatta bir kısım Türk'ün de, Türk sosyal, işte Türk demokratının, solcusunun da oy vererek meclise yolladığı bir meşru yasal partiyi adeta bir silahlı örgütmüş gibi veya bir terörist örgütmüş gibi gösteren iktidar, öyle muamele edilmesini isteyen bir iktidar, doğal olarak Kürt medyasına da, yani topyekün bir Kürt halkına aslında baskı ve kuşatma sürdürüyor. Maşallah bir ivme aşama kaydetti bu iktidar. 12 Eylül'den bu yana daha bir üst çıtayı yükseltti. Fotoğraf makinesi, kamera, kalem, kağıt falan gibi bütün gazetecinin varlığı olan mesleki bütün araç gereci sanki bir silahmış gibi sunuldu. Suç unsuruymuş gibi sunuldu. Daha vahimi, kendisine gazeteci diyen bir takım saray memurları da bunu böyle lanse etti medyalarında. İşte eğer bir gazeteci suç işliyorsa, işlenen suç budur. Eğer bu yeni getirilen bizim sansür yasası dediğimiz basın yasasında manipülasyon, çarpıtma, yalan haber eğer suç olacaksa buralardan başlamaları lazım. Yani suç işleyenler bunlar çünkü. Tabii ki devir değişince bunların hepsinin hesabı sorulacaktır, eminim. Çünkü hedef gösteriyorlar, kışkırtma suçu işliyorlar, linç ettiriyorlar. Bunlar suç. Bir gazetecinin haber yapması değildir suç. Suç olanı saray merkezli medya yapıyor zaten. Yani o zaman bu yasadan biz anlıyoruz ki bundan sonra saray medyası istediği gibi yalan haber yapabilecek, istediği gibi hedef gösterebilecek herkesi, kimsenin kendisine başka bir medyada savunma hakkı bile olmayacak. Bırakın yargıda zaten pek yok. Ve tamamen gerek polis baskısıyla, gerek yargı baskısıyla, hatta gerekirse milis güçleriyle belki işte televizyonların, gazetelerin önüne gidilecek, yıldırma politikaları, her tür yıldırma politikası devreye girecek. Bakın, hem bizim yasalarımızda, anayasada kamunun gazeteci kamu görevi yapar. Tıpkı polis gibi. Çünkü gazetecinin görev tanımı kamunun haber alma hakkının hakkını kullanmasının aracıdır. Şimdi sadece gazetecilere yönelik değil ki bu. Aynı zamanda halkın kamu haber alma hakkına engel olmak. Ve ayrıca bu yasayla birlikte siyasileri, muhalif parti siyasetçilerinin, liderlerinin de konuşmaları, onların yayınlanması, hepsi birden engellenecek. Yani sadece saray ve taraftarlarının propagandasının yapılacağı, her tür yalan, dezenformasyonla birlikte onların yayılmaya çalışılacağı bir sürece girdik. Onları saygıyla selamlıyorum. Onlar gerçekten Musa Anter geleneğinin çocukları.
yıllardır da ilk kez de yaşamıyorlar. Biz şu anda adı konmamış bir OHAL yaşıyoruz. Aslında hatta sıkı yönetimi yaşıyoruz bir tür. Her zaman da bu tür süreçlerde ilk hedef onlar oluyor maalesef. Ama biz gerçekleri hep onlardan öğrendik. İnanıyorum onlardan öğrenmeye devam edeceğiz. Ve umuyorum ve diliyorum ki bir gün bu ülke hiçbir ırk, din, inanç, özgürlüğü ayrımı yapmadan herkesin evrensel insan haklarına sahip olduğunu kabul eder ve bu baskı politikalarına artık bir son veririz. Öyle umuyorum.